İnsansız sistemlere biz 10 yıldan fazladır yatırım yapıyoruz. Kara ve deniz alanlarında sistemlerimiz var. Burada Aslan ve Ertuğrul'u görüyorsunuz. Ertuğrul bomba imha robotu envanterde. İhracatı da oldu bu sene. Aslan da envantere bu yıl girdi. Biz burada otonomisine çok özen gösteriyoruz. Oraya özellikle yatırım yapıyoruz. Sistemlerimizde bir yapay zeka bilgisayarı, otonom sürüş bilgisayarı ve silah yönetim bilgisayarı olarak 3 katmanlı bir mimari var. Ve bunun yanında bu mimarinin üzerine değişik faydalı yüklerle değişik sınıflarda İKA'lar geliştiriyoruz. Özellikle son dönemde hassas mühimmatlarla hedefleri vurabilmek öne çıktı. Bu kapsamda Roketsan'ın lazer güdümlü Mete mühimmatını yeni envantere giren Aslan İKA'mıza entegre ettik. Bununla otonom sürüş yapabilen aslanımız lazer güdümlü hedefi vurabilecek kabiliyete erişmiş oldu. Hassas kabiliyete. Meskun mahallede olsun, normal konvansiyonel savaşta olsun hassas hedefleme, hassas işaretleme ve otonom bir aletle bunu angaje edip imha edebilme ordumuzda bir fark yaratacak. Bu faydalı yükleri çeşitlendirerek değişik silah sistemleriyle kendi geliştirdiğimiz sensörlerle İKA'larımızı donatıyoruz. Bunun da yetinmiyor. Birden fazla domaini de yani havayla denizi, denizle karayı entegre ettiğimiz çalışmalar da var. Önümüzdeki günlerde aynı anda hava araçlarının deniz araçlarıyla konuştuğu, ikisinin de otonom olduğu bir takım yeni gelişmeleri milletimizle paylaşacağız. Bunların bir üst segmenti Tunga ve Ertunga iki insansız aracımız daha var. Onlar da artık kalifikasyon testleri aşamasında. Tabi boyut büyüdükçe daha etkili silahları donatabiliyorsunuz. Orada da güdümlü mühimmatlar, değişik faydalı yükler donatılabiliyor. O sınıfı da önümüzdeki yıl peyderpey envantere alacağız. Bizimle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri de bu alanda önemli teşkilatlanmalar yapıyor. İnsansız kara araçları tarafında da gün gün teknolojimiz de kendi birimlerimiz de ilerliyor.